Mutlu günler diyerek yayınımıza başlıyoruz. Hüma'nın Dünyası ile karşınızdayız. Hüma'nın Dünyası'nda bugün iki önemli başlığı konuşacağız. Hakikaten tüp bebek konusunda da bence yeni uygulamalardan, aslında yeni değil ama teknoloji geliştikçe öne çıkan uygulamalardan biri çip. Çipi konuşacağız, bakalım bu çipten ne anlamalıyız? Çip bebek tedavisini konuşacağız ve havuz yöntemini konuşacağız. Tabii ki Hüma'nın Dünyası. Tüp bebek deyince de aklı tek isim geliyor. En genç ünite sorumlusu operatör doktor Ahmet Emin Mutlu Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytül Hanım. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Sizler İyi görünüyorsunuz. Sağ olun. Siz özellikle haberleri aldığınız için iyi değil mi? Böyle akşam Tabii. gece bir baktım sosyal medyada yine harika haberler paylaşmışsınız. İkiz bebekler var, Hollanda'ya bir haber var. Nasıl gidiyor bu süreç? Dolu dolu gidiyor. Pazartesileri bizim en yoğun günlerimizden biri. Salı bir nebze sizin varsanızla rahatlıyoruz burada, nefes alıyoruz. Bir çay molası veriyoruz. Aynen, sohbet de ediyoruz burada. İyi gidiyor, sonuçlarımız da iyi. Hastalarımız da güzel, memnun bir şekilde ayrılıyorlar. İyi gidiyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bugünkü programda da bahsedeceğiz. Yani mikroçip nedir? Aslında bir ismiyle özdeşleşmiş bir marka aslında. Çip yöntemi olarak bahsedersek bugün teknolojide bayağı bir gelişmeler var. Gelişmeler bize olumlu yansıyor. Özellikle anne için, anne adayları için, bebek sahibi olmak isteyenler için teknoloji yakından takip ediyorlar açıkçası. Biz dün programı işleyeceğiz deyince hemen bana aman işte şu yöntem de var, bu yöntemi de mi sorsa gibi baktım, oldukça bilinçli de bir anne baba adayı var değil mi? İsteyen olunca herhalde, derdi olunca araştırıyor. Biliyorsunuz YouTube sayfamızda da bu yayınları paylaşıyoruz. Evet. Oradan da daha sonra izleyebilirler. Altına da sorularını yazabilirler videonun altına. Burada tabii önemli olan şu ince çizgiyi iyi ayarlamak lazım. İşin içinde biri olarak görüyorum ben. Hastalarda bazen ikinci, üçüncü tüp bebekten sonra ya biz bu işi biliyoruz, biz bu işi öğrendik gibi bir şey oluyor. Sonra bizden değişik talepler gelmeye başlıyor. Ben şu yöntemi de istiyorum, bu yöntemi de istiyorum. Hani ben o konuda bayağı bir kırmızı çizgim var. Hastanın isteğine yönelik değil de daha çok kendisine İhtiyacını uygun olan tedaviyi uygulamak her zaman iyidir. Ben bazen görüyorum, bazı hastanelerde hasta gidiyor, istediği testi yaptırabiliyor. Mesela çip yöntemini istiyorum ben diyor. Şimdi mesela birazdan bahsedeceğiz, kimlere çip yöntemi uygulanır, kimlere uygulanmaz. Evet. Hastaya uygun bir yöntem değil. Ya da ekstradan bir maliyet çıkarıyor. Kendisinin haberi yok. Sırf internette reklamını gördüğü için ben işte diyor intralipid solüsyon istiyorum diyor mesela. Bilmiyor ki onun alerjik bir bünyesi varsa eğer, ona zarar verecek bir yöntem. Dolayısıyla bu programları yapmamızdaki amaç şu: insanlar kafalarındaki soruları bizzat bize sorsunlar ve bizim bilgilendirmemiz ışığında doğru yolda ilerlesinler. Derdimiz bu. Onun dışındaki şeylere çok riayet etmesinler. Gördükleri evet. Her reklama inanmasınlar. O zaman size ulaşmaları için değerli hocam sosyal medyalarınızdan ve özel tüp bebek merkezinin 444 numarasından ulaşabilir değil mi? İsterseniz sizden alalım. Bana zaten Instagram, Facebook, Twitter üzerinden ulaşabilirler. Bunun haricinde YouTube sayfamızda bu programları izleyebilirler, abone olabilirler. Yeni videolarımızı anında haberdar olabilirler. Bir de 444-8513 nolu telefondan bizlerle uzaktan bile olsa telefon görüşmesi, ücretsiz ön görüşme için randevu alıp bizimle de tanışma fırsatını yakalayabilirler. Evet, özellikle Hollanda'yı soracağım. Birkaç baktığımda böyle Hollanda'ya gönderdik, Belçika'ya gönderdik. Aynen. Şimdi şöyle iki kişi, yani çiftimiz çok tatlı, eşi veteriner hekim. Dedi ki hocam bizim vaktimiz çok kısıtlı, bizim İş nedeniyle Belçika'ya gidiyoruz ve daha önce de bir sürü yöntem denedik, olmadı. Biz tüp bebeğe karar verdik dediler. Biz de hay hay dedik. Yaklaşık bir 15 günlük tedaviyle güzel sonucu aldık. Ardından da hemen uğurladık. Yani tüp bebek tedavisi deyince akıllarda böyle aylarca süren bir yöntem gibi kalmasın. Evet, öyle ama düşünülüyor. Ne zaman Aytül Hanım, bakın bu çok önemli, yaş geçmeden. Şimdi bizim toplumumuzda maalesef kadın doğum hekimleri de bu anlamda biraz geç kalabiliyor. Hasta 42 yaşına gelmiş, yumurtalar bitmiş, işimiz çok zor. Diyorlar ki bir tüp bebek uzmanına görünsen. Ya tüp bebek uzmanı sonuçta elinde bir sihirli değnek yok.
Hastanın hücresini değiştiremeyiz biz. Yani zamanı geçmişe döndüremeyiz. Dolayısıyla bir evli çift 3. yılını tamamlamışsa, bakın yaştan filan bahsetmiyorum. Herhangi bir yaş grubu, isterse 23 yaşında olsun. 3 yılını tamamlamış ve diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmemişse vakit kaybetmeden bir an önce gelsin. Yani tüp bebek işini bir ameliyat gibi düşünmemek lazım. Biz ne zaman ameliyat oluruz? Zorunlu olunca, evet. Hastalık ilerleyince, mesela safra kesemizin içi taş dolunca artık son çare hadi gidelim ameliyat olalım. Tüp bebeği böyle düşünmemek lazım. Tüp bebek çocuk sahibi olmanın en kısa ve en etkili yöntemi. Kafada böyle kalması lazım. Evet, bazen biz görüyoruz hasta 3 aylık evli hemen gitmiş tüp bebek yaptırmış. Bu da yanlış. Yani hastaya süreç tanınsa hasta doğal yola gebe kalacak. Ama bazen korkutuluyor. Hasta bir an önce çocuk sahibi olayım diye 3 aylık evli kadın 23 yaşında hemen tüp bebeğe başvuruyor. Bu da yanlış. Zamanı geçirmek de yanlış. Herkes doğal ister. Herkes maddi anlamda cebimden 3 kuruş 5 kuruş çıkmadan nasıl bu işi hallederim? Bunu herkes ister. Ama önemli olan ince çizgi zamanı geçirmeden gelmek. Bu çiftimiz de çok doğru bir karar verdi. Şimdi belki Belçika'ya gitseler 3 yıl dönemeyeceklerdi. 3 yıl sonra döndüklerinde belki tüp bebekleri de tutmayacaktı. Yaş geçmiş olacaktı. Çok kritik bir zamanda müdahale ettik. O da çok güzel bir sonuçla gönderdiniz. İnşallah böyle geldiklerinde de bebişleriyle gelirler. Bugün mesela Ukrayna'dan bir hastamız gelecek. Onların da çocuklarının gözleri, görme problemleri var. Böyle çok kalın çerçeveli gözlükler kullanıyorlar. Bakalım onların da inşallah genetik PGD. Evet, merak ediyoruz. Sağlıklı embriyo verip göndermeyi düşünürüz inşallah. Güzel oluyor. Çünkü ben diyorum böyle hep bakıyorum yatmadan önce de bir kontrol ettim neler yapılmış diye. Çok güzel haberleri görünce de ikiz bir gebelik vardı hocam bu arada, dedi. Evet, ikiz, evet çok fazla. İkiz çok fazla. Şimdi geçen bir hastamız geldi. Ben diyor aman hocam diyor ikiz istemiyorum diyor. Ya dedim biz de istemiyoruz. Hani aileler hasretle hani İki çocuğu kucaklamayı düşünsenize 10 yıllık çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Bir anda ikiz gebelik haberi. Mutlu oluyorlar. Sabah bir hastam geldi bulantıdan duramıyor mesela. Tabii ki zorlukları var. Hani bazen işler dışarıdan göründüğü gibi değil. Bakıyor insan iç geçiriyor. Ya diyor benim bir tane bile yok. Adam ikiz gebelik İstemiyor. Sahibi olmuş. Bir de diyor. Gıpta ediyor. Öbür taraftan aile bir tane çocuğu var diyor ki aman diyor hocam ben ikiz istemiyorum diyor. Yani akşama kadar kişiye özel tedavileri uygulamaktan gerçekten çok zorlandığımız da oluyor. Ama çok da keyifli anlar çok. Tabii ki. Çünkü akşam yazmış hastanız arayacağım sizi tebrik ediyorum falan demişsiniz. Dedim ki ya çok güzel. Hani güzel haberleri iştirak etmek hakikaten bu kadar umutsuz. Baktığımız bir hayatta sizi ve ekibinize baktığım zaman diyorum ki evet umut var. Umut hep var. Ayakta kalalım, düşmeyelim. O anlamda da moral yoluyorsunuz hocam. Kesinlikle. İnsanların hayatına dokunuyoruz. Yani evet. O çocuk doğacak, o çocuk liseye, üniversiteye gidecek ve her zaman bir doktor Ahmet abisi olacak. Yani aileler bunu bildikleri için bizleri aileden bir birey olarak evet, kabul ediyorlar. Bizim de çok hoşumuza gidiyor evet, bu durum. Hakikaten çok güzel. Şimdi işte bu durumu yaşamak isteyenler için, denedim yine olmadı diyenler için bugün tüp bebek tedavisindeki teknolojileri, yeni teknolojileri, son dönem teknolojileri konuşacağız. Siz de çok yakından takip eden bir doktorsunuz. Tüp bebek tedavisindeki son teknolojileri. Bugün isterseniz mikroçip bir konuşalım. Mikroçip nedir? Hı hı. Sonrasında da kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaz? Sizler de bize sorularınızla eşlik etmek isterseniz tüm sosyal medyalarımızdan ve WhatsApp hattımızdan sorularınızı iletebilir. Ve hemen aşağıda yazan telefon numaralarımızdan iletişime geçebilirsiniz. Şimdi teknolojiyi yakından takip etmek aslında şöyle. Yeni çıkan ürünleri, yeni çıkan tanı testleri, ultrason cihazları, işte embriyoyu yetiştirdiğiniz sıvılar, mikroskop. Ya o kadar çok çeşitlilik var ki. Bunun ben zaten bir kısmına hakimim. Diğer kısmı embriyolog arkadaşımız tarafından takip edilmekte. Burada aslında benim takip ettiğim nokta şu. Piyasada çok fazla teknolojik ekipman var. Yani hastaya kullanabileceğiniz bir sürü argüman var. Ama burada etkinlik, Aytül Hanım, yani bir hastaya siz gönül rahatlığıyla bu yöntemi sana öneriyorum diyebilmek gerçekten çok önemli. İnsanlar buna gerçekten özen gösteriyor. Sizin
hastaya önerdiğinizdeki hal hareketleriniz, işte ya hoca işte gerçekten samimi doğru söylüyor demek için vicdanen bu araştırmaları yapmak zorundayız. Mesela bu çip yöntemi ilk çıktığında çok abartılmıştı. Yani bin bir türlü derde deva gibi. Aslında çip sadece spermdeki sıkıntıları çözebildiği kanıtlandı. Hatta bir dönem istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Yani bir embriyoloğun seçtiği spermle çip yöntemiyle seçilen sperm arasında ciddi bir fark olmadığı anlaşıldı. Buradan hemen şu başlığa girmek istiyorum. Çip yöntemini kimlere uyguluyoruz? Birincisi, çip yöntemi gerçekten yoğun kliniklerde çok kullanılıyor. Çünkü embriyoloğun iş yükünü yarı yarıya azaltıyor Aytül Hanım. Normalde androloji laboratuvarında erkek spermi verdiğinde biz gradient ve swim up yöntemi uyguluyoruz. Yani konvansiyonel ve klasik bir yöntem. Burada sperm erkeğin o semen sıvısı bir tüpün içerisine konuyor. Bu tüpün alt tarafında gradient dediğimiz labirentler var, öyle söyleyeyim. Siz bu tüpü çevirdiğinizde cihazla 8-10 dakika çeviriyorsunuz. Düşünün bakın, oradan bir 10 dakika gitti. Ondan sonra onu alıyorsunuz, bir kez daha çeviriyorsunuz. Oradan da bir 10 dakika gitti. Ondan sonra dibe çöken spermi yüzeye yüzmesini bekliyorsunuz sağlıklı olanların. Oradan da gitti yarım saat. Aşağı yukarı bir sperm hazırlığı neredeyse 1-1,5 saat buluyor. Ciddi bir iş yükü. Düşünsenize günde 10 hastaya tüp bebek yaptığınızı, 10 saatinizi sırf sperm hazırlık yöntemi. Çip yöntemi bu anlamda embriyoloğun işini kolaylaştırıyor. Ya burada toplumda en sık kullanım nedeni bu. İkincisi, şöyle bir teori var. Şimdi biz bu spermi çevirirken sonuçta bir Luna Park'ta salıncak gibi düşünün. Nasıl salıncak kolları açıldıkça, hızlandıkça başınız dönüyorsa, işte sperm de çevrilirken içinde hasara uğradığı iddia ediliyor. Dolayısıyla oradan çıkan spermle döllenmiş yumurtanın, embriyonun kalitesinin iyi olamayacağı iddia edilmişti. Bazı çalışmalarda arada fark yok. Nasıl arada fark yok? 50 hastaya çip yöntemi, 50 hastaya konvansiyonel klasik yöntem yapılmış. Arada gebelik ya da embriyo gelişim açısından ciddi bir fark yok. Ama işte yakından takip etme dediğimiz bu. Şimdi yeni yeni çalışmalar çıktı. Hastayı doğru seçtiğinizde, yani grup dediğimiz sperm morfoloji ya da sperm DNA hasar testi bozuk çıkan hastalarda çip yöntemi bir tık daha etkin. Yani siz şöyle bir hasta düşünün. Sperm şekil bozukluğu var. Halledemiyorsunuz, çözemiyorsunuz. Bunun için ya IMSI tekniğini kullanacaksınız. Mikroskopla 200 kat o spermi büyütüp onu seçeceksiniz. Ya da çip yöntemini kullanıp sağlıklı spermi seçip daha önce embriyo kalitesi bozuk olan hastada bu yöntemle aşabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle başka bir tam antitez bir örnek vereyim. Sperm morfoloji düzgün. Hareketi düzgün, sayısı düzgün. Ya erkekte hiçbir problem yok. Kadının yumurtasından kaynaklanan, kadının yaşından kaynaklanan ya da laboratuvardan kaynaklanan bir embriyo kalitesizliğinde siz olsanız çip yöntemini kullanır mısınız? Yani kullanmazsınız. Keşke ücretsiz olsa da her hastaya kullansak ama ek maliyet bindirdiği için çip yöntemini uygun hastalarda öneriyoruz. Hemen bir başlık okuyacağım değerli hocam size. Mikroçip metodu en sağlıklı spermin ayıklanmasını ve böylece gebelik başarısını %40 arttırmaktadır diyor. Mesela, şimdi bu çok iddialı bir laf. İddialı bir laf değil mi? Böyle altın altın harflerle temel yazılan imtihatlı manşetler var. Onu soracağım size. Temel dayanağı olmayan manşetler. Zaten manşetler insanı çekmek için. Evet. Dikkat edersiniz. Hani bizim sizin yayınlarınızda böyle insanlara can alıcı, insanların hani zayıf noktalarına hitap edici bir şeyler yapmıyoruz burada. Amacımız tamamen gayet etik, ahlaki, bilimsel doğrularda bir şeyler anlatmak. Ama bazıları şeyi seviyor, reklamı seviyor. Sanki mucize bir yöntemmiş gibi evet, lanse ediliyor. Evet. Bir sürü böyle hasta gördüm. Mikroçip de denenmiş ama maalesef olumlu olmayan. Dolayısıyla doğru hastayı seçtiğinizde gerçekten mucizevi, çok işinizi kolaylaştırıyor. Bu konuda sadece benim fikrim değil, embriyoloğum da aynı fikirde. Biz bazen oturup çay kahve içerken
Vaktimizi boşa geçirmeyiz. Bu anlamda da senin düşüncen ne? Sen ne yaptın? Yeni çıkan bir şey var mı? Ben hemen ona mail atarım. Yani embriyoloğunla sürekli iletişim halinde olmak gerçekten başarıda önemli Aytül Hanım. İzleyicimiz demiş ki, değerli hocam, mikroçip yöntemiyle aşılamayı ben de araştırıyorum. %70 oranında başarı sağladığını okudum. Bu yani, tüp bebek oranından bile yüksek bir oran değil mi demiş. Kesinlikle. Hakikaten bakın çok zaten yüksek. Şimdi şunu demek istiyorum. Hasta karşınıza geldi. Dediniz ki ya bizde mikroçipli aşılama var. Hasta dedi ki normal aşılamadan farklı. Mesela normal aşılamada başarı şansı %17-20'lerdeyken bunda da %30-35'lere çıkıyor. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Bizim bahsettiğimiz programın başında mikroçipli tüp bebek yöntemi. Evet. Bundaysa mikroçipli, çipli aşılama yöntemi. Şimdi onun da kitini çıkardılar. Şimdi ben muayenehanem var. Benim laboratuvarım yok. Ve hastanın eşi geldi. Semen analizini verdi. Benim şimdi onu laboratuvara göndermem lazım. Niye? İşlemden geçmesi için. Giderken bir kere ısı kaybına uğrayacak mı? Uğrayacak. Hareketle dökülebilir mi? Riskli olabilir mi? Olabilir. Eskiden böyle aşılama yapıyorduk. Yani imkanlar olmadığında, çok çok öncesinden bahsediyorum. Androloji laboratuvarı olmadığında çok hasta koltuğunun altında hazırlanmış spermini getiriyordu. Bu hem yasal anlamda da sıkıntı oluşturabilir hem de bu tarz hastalarda aşılama oranları düşük oluyordu. Isı kaybından, hareketten. Şimdi bunun kitini yapmışlar. Çipli aşılama. Erkek içeride muayenehane ortamında hemen spermini veriyor. Bir uçtan koyuyorsunuz, hop öbür uçtan membranlarla zar sisteminden üst tarafa çıkıyor. Yani çok pratik ve etkin bir yöntem ama tutup bunu %70 gibi dediğinizde buna evet, hasta bile güler. Bırakın meslektaşınızı. Dolayısıyla bu tarz başlıklar yanıltabilir. Bu programlar sayesinde evet normal klasik konvansiyonel yönteme göre bir tık daha iyi ama hastalara maalesef böyle yüksek rakamlar verdiğinizde güven kaybedersiniz. Evet, %70 oran hakikaten güven ama hasta da analizini yapmış. Tüp bebek bebekte bile bu kadar yok. Bu kadar yok diyor. İsterseniz şimdi kimlere uygulanır, kimlere uygulanmaza başlayalım. Çünkü nasıl uygulanırı anlattık. Evet. Kimlere uygulanır? Kimlere genelde sperm morfoloji bozukluğu olan hastalarda uygulanıyor. Ya da sperm DNA hasar testi dediğimiz bir test var. Biliyorsunuz spermin boyun kısmında babanın genetiğini taşıyan bir yapı. Bunun dışarıdan mikroskopla bakıldığında ya da Kruger testi yaptığımızda biz DNA hasarını göremiyoruz. Ama tünel testi dediğimiz bir testle biz spermin DNA'sında yüzde kaçlık bir hasar var bunu görebiliyoruz. %20'nin üzerindeki hasarda ya erkeğe tedavi öneriyoruz ya da bu tarz IMSI dediğimiz, işte mikroçip dediğimiz yöntemlerle kaliteli sperm seçme yoluna gidiyoruz. Yani kısacası erkek faktör bozukluğu olanlarda biz bu yöntemi kullanıyoruz. Bir başka yöntem, yani kullanılan hasta grubu kötü embriyo elde edilmiş. Yani embriyo kalite bozukluğu olan hastalarda bu yöntem denenebilir. Bakın kullanılıyor, kesin değil. Bizde relatif dediğimiz göreceli bir endikasyon var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela doğum kontrol hapı kullanan bir bayan düşünün. Diyor ki günde 5 taneden fazla sigara içen bir bayan doğum kontrol hapını kullanmamalı diyor. Kesin kaide mi? Mesela relatif kontraindikasyonu, yani göreceli, kişiden kişiye değişebilen demek. İşte bu hasta grubu da böyle. Dolayısıyla embriyo kalitesizliğinde kullanılabilir. Buna bağlı olarak tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığı. Ne demek? Siz embriyoyu koydunuz, hiç tutunmadı, BTCG 0 geldi. Bu hastalarda da kullanabilirsiniz diyor. Kesin kullanılır, mucize çözüm, %70 gebelik. Hani bu tarz lafları duyduğunuz zaman lütfen oradan yavaş yavaş uzaklaşın. Çünkü sizi içine çektiğinde ciddi hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Güzel sonuçlar da alabilirsiniz. Ama kendinizi ona hazırlanın. Çok hastalar aşırı yükseldiğinde aşağı düşüş kötü oluyor. Depresyona giren hasta biliyorum Aytül Hanım. Tabii, çünkü %70 iyi bir oran olacak diyor. Sonra olmayınca kadın kendini suçluyor. Evet, bir şey mi yaptım? Ya diyor, bende diyor bir sıkıntı var diyor. Zaten erkekler bu konuda hiç üstüne alınmıyor. Sperm bozuk bile olsa. Dolayısıyla
ayağımızı her zaman bunu söylüyorum, yere sağlam basmalıyız. Hastalara yersiz ümit, yersiz özgüven, yersiz mutluluk verdiğinizde tabii ki moral vereceğiz, tabii ki enerji olacağız, motivasyonumuz her zaman güçlü olacak. Ama yersiz yapıldığında sonucu kötü oluyor. Bu benim istemediğim bir şey. Önce zarar verme. Yani bizim politikamız, karşımızda bir bayan var, eşi var, mutlu bir çift var. Önce bunlara zarar vermeyelim. Ondan sonrası geliyor zaten. Evet Terli Hocam, şimdi zararlarını ve avantajlarını konuşurken sorular inanılmaz fazla geldi. Hı hı. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha mikroçipli tüp bebek tedavisinin avantajları ve dezavantajlarını sizden alabilir miyiz? Avantajları, sperm kalitesi bozuk olanlarda gerçekten, mesela eşi sigarayı bırakamayan ya da eşinde kötü alışkanlıklar, nargile olabilir, ilaç kullanımı olabilir, uyuşturucu madde, alkol, bunların hepsi kilo, sperm üzerine olumsuz etkileri var. Şimdi bunu tek başına aşamıyorsanız, erkek de bunun için elini taşın altına koyamıyorsa bu anlamda gerçekten etkin. Başka, sperm kalitesizliğine bağlı ya da dışarıdan gördüğünüz bir şey yok ama embriyo mikro enjeksiyon yöntemi yaptınız, kaliteli embriyo elde edemediniz. Bu hastalarda da çip yöntemini uygulayın diyorlar. Gerçekten seçkin grupta başarılı oluyor. Sperm DNA hasarı olan hastalarda ne diyoruz? Sperm dönerken hasara uğrayabiliyor. O dönme işlemini yapmadan, bir de yöntemi şöyle kısaca bahsedeyim. Şimdi böyle çok küçük bir şey gibi düşünün. Nasıl diyeyim? Makyaj malzemeleri oluyor ya, şöyle küçük. Hı hı. Parmak uzunluğunda. Böyle bir cam düşünün. Bu camın içerisine küçük labirentler, şöyle labirent olduğunu düşünelim. Bu labirentin bir ucundan sperm giriyor, hareket ede, aynı akıllı fare gibi düşünün. Ne diyoruz? Camın karşı tarafına geçen, labirentin ucuna gelen yemeği hak eder. Böyle bir sistem yapmışlar. İçinde de elektromanyetik güç var. Yani her hareket eden spermi bir uçtan bir uca göndermiyor. Dolayısıyla bu labirenti geçen spermin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla santrifüj etmeden, spermi zararı, hasara uğratmadan karşı tarafa seçilmiş olması. Biraz önce dediğim gibi en büyük dezavantajı maliyet. Aileler maliyeti karşıladığı takdirde bizler mesela mikroçipli hem tüp bebek yapıyoruz hem de aşılama yapıyoruz. Var yani. Maliyetini soranlar var. Onu programın sonuna doğru soracağım size. Azosperm olan hastalarda mikroçip yöntemi uygulanıyor mu? Hocam, eğer uygulanırız, başarı oranı nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Mesela bu da çok güzel bir soru. Maalesef azospermik hastalarda mikroçip yöntemini uygulayamıyoruz. Neden? Belirli miktarda sperminizin olması gerekiyor. Yani en az bir 5 milyon sperm olacak ki siz bir uçtan koyduğunuz sperm karşı tarafa geçsin. Dolayısıyla şiddetli oligoastenoteratospermik hastalarda yapılabiliyor ama belli bir sayının altında etkinliği yok. Firma ilk bize geldiğinde bunun kullanımını anlattığında, böyle bir hastaya koyduğumuzda birebir canlı örnek, karşı tarafa geçmedi. Aşağı yukarı 1 milyon spermi vardı hastanın, karşı tarafa geçemedi ve işlem başarısız oldu. Dolayısıyla azospermi dediğimiz hasta, zaten hastada sperm çıkışı yok. Siz ameliyatla 100 tane sperm bulsanız öp başına koy. Yani çok mutlu oluyoruz. Şimdi 100 tane spermi ben bunun içine koyup heba edemem. O 100 tane spermin ya da 10 tane spermin içinden sağlıklı olanları ayıklayıp embriyolog vasıtasıyla mikroenjeksiyon, bunlar da uygun. Dolayısıyla başarı şansı da henüz yapılmış bir çalışma olmadığı için bunlar da söz konusu değil. Ama ileride mesela azospermide 500 tane, 1000 tane sperm çıkmış olur. Kit ona göre dizayn edilir. Hani teknolojik gelişmeleri yakından takip edelim diyoruz ya. Mesela ona uygun bir kit yapılır. O zaman kullanırız. Tabii ki kullanırız. Etkinliğini görüp kendimiz kanaat getirip ondan sonra hasta üzerinde kullanırız. Öyle rastgele bizim ünitemizde, aa bu gelmiş, hadi yapay zeka falan filan. Yani bunlar şimdilik hepsi deneysel aşamada. Lütfen bunlara ek maliyet vermeyin arkadaşlar. Evet. Buradan tüp bebek yaptıracak hastalara söylüyorum. Siz bir de deneyip, test edip, bir sahadaki uygulamasına bakıp
Ondan sonra karar veren bir doktorsunuz. Kesinlikle. Hatta birkaç uygulamayı size sordum da henüz daha test aşamasında, çok geldiler, üniteyi kuralım dediler. Öyle. Ama hayal değil, biz hakikaten umut vaat ediyoruz. O yüzden olacak işlerin başındayım dediniz. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir omega içerikli bir vitamin getirdiler. Omega, hani bütün gebeler kullanmak istiyor. İçtim. Midemi o kadar alt üst etti ki, ya benim midem sağlam. Gebeninki zaten hassas. Sıkıntılı, hassas. Şimdi dedim ki ya ben, kusura bakma, yani bu ilacı yazamam. Çok iyi bir ilaç olabilir. FDA onayı olabilir. İşte bilmem ne derneğinden onay almış, güvenilirlik. Çünkü biliyorsunuz ağır metaller oluyor bazen ilaçların içerisinde. Ya da çok basit bir şurup. Çocuğa bile vermeden önce kendim tadına bakıyorum ki ya çocuk acı bir şey içmesin, ya da onu nasıl güvenli kullanabiliriz hastanın canı yanmadan. Şimdi buna kadar, ilacına kadar tattığımız bir şeyi biz hastalara maliyetli işleri nasıl rastgele önerebiliriz? Dolayısıyla hepsi ince elekten geçiyor. Evet, bütün o konuda hepsi. Çok çok hassassınız. Arkadaşımda çikolata kisti var. Defalarca tüp bebek denedi ama tutmadı. Bu yöntemi denerse tutar mı hocam? Tutma olasılığı nedir? İyi yayınlar diliyorum demiş. Arkadaşı da 39 yaşında. Biz bu arkadaşla hemen iletişime geçelim. Çünkü böyle çok fazla hasta var. Evet. Hastanın çikolata kisti var. Çikolata kistlerinin etki mekanizması tam bilinmediği için standart tüp bebek tedavisi yapılıyor. Ne demek standart tüp bebek? Klasik. Yumurta büyütme, yumurta toplama, embriyo oluşturma ve hastaya transfer. Biz bu hastalarda farklı kişiye özel tedaviler yapıyoruz. Daha önceki programlarda bahsettik. Baskılama tedavisi Aytül Hanım. Bunu yapıyoruz. Ama bunun da çeşitleri var. Hani hemen buradan televizyonu izleyip mesela doktoruna gidip ya böyle bir tedavi varmış hocam, bize niye yapmıyorsunuz dendiğinde çok enteresan baskılama tedavileri yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla baskılama tedavisinin 3 tipi var. Hastaya göre, çikolata kistinin boyutuna göre, hastanın şikayetlerine göre bunları dizayn edip hastaya göre uyguluyoruz. Yani burada yapay zekaya gerek yok. Burada doktorun zekası zaten birçok hastalığı tanımada ve hangi tedavi şeklinin belirlenmesinde bize yol gösterici. Bizimle iletişime geçebilirler. Evet. Değerli hocam, hep gelen sorulara baktığım zaman tüp bebek tedavisi denemişler, tutmamış. Tüp bebek tedavisini denemiş, tutmamış. Denemiş, tutmamış. Ve hep soru şu. Bu yöntem bizde ne kadar başarılı olabilir? Yani 5 sorunun 5'in özeti bu. Niçin sizce? Çünkü yani tüp bebek yaptırmamış hastalar bizi zaten çok fazla izlemiyorlar. Bizi izleyen kesim bir sefer tüp bebek yaptırmış ama sonuç alamamış. Bundan dolayı da acaba bir yerde biz eksik mi yaptık? Ya da yeni bir şey vardı, acaba bize uygulanmadı mı diye insanlar arayış içerisinde. Evet. O yüzden bizi çok fazla izliyorlar. O yüzden biz program başlıklarını bunlara yönelik yapıyoruz. Mesela şimdi bugünkü bir diğer başlığımız havuz yöntemi, birazdan ona geçeriz. Şimdi bu hastalardaki tanıyı doğru koymadığınız zaman tedaviyi de yapamıyorsunuz. Tanıyı baştan düzgün koymak lazım. Yani evet, çocuğum olmuyor. İşte ilaç kullandım, çatlatma iğnesi yaptırdım, aşılama yaptırdım 2 kere. Sıra tüp bebekte. Tamam, yani ondan sonraki tedavi şekli tamam tüp bebekte, ama siz hastanın gebe kalamama şeklini, tanısını, hastalığını ortaya sermediğinizde isterseniz tüp bebek yapın, yine başarısızlık oluyor. Ya da hastada düşeğe neden olan faktörü bulmadığınızda bir bakıyorsunuz tüp bebek yapmışsınız, o da düşmüş. Dolayısıyla bana gelen, eminim ekranlarında her 10 soru soran hastadan 5'i 6'sında tanı yeterli konulmadığı için tedavi şekli de başarılı olmuyor. Keza bana gelen, muayene olan hastalarda, geçen Samsun'dan bir hastamız geldi. Kadıncağız hamile kalabiliyor. 5 sefer düşük yapmış. Bir baktık sezaryen bölgesinde sıkıntı var. Kimyasal düşük yapıyor. Dedik ki bunun tedavisi histereskopi. Bunu düzeltmek lazım. Ondan sonra çocuk sahibi olman mümkün. Çünkü kadının bir tane çocuğu var. Diyor ki ben ta yıllar önce Sivas'ta aşılama yapmışım. Hamile kalmış o zor şartlarda. Şimdi Samsun'dan beni buldular, geldiler. Dedim ki tedavisi bu.
tamam hocam dedi. Mesela hasta tanıyı doğru koyunca da çok mutlu oluyor. O yüzden bu hastalarımız bizimle iletişime geçsinler, yardımcı olalım. Evet, hep çift bebek tedavisi bana da uygulanabilir mi, başarılı olabilir mi diye sormuşlar. Tekrar söylüyorum. Evet hocama. Erkek faktör. Mesela siz tüp bebek doktorunuza gittiniz, Allah korusun sonuç olumsuz oldu. Ben görüyorum hiç konuşulmuyor. Mesela yani niye olmadı, niye tutmadı, B planımız var mı? Kadın bomboş uzay boşluğu içinde bekliyor Aytül Hanım. Bomboş. E şimdi ne olacak? Ben hamile tekrar kalabilecek miyim? Burada hekiminizle irtibata geçmeniz gerekiyor. Bazen hekim de irtibatı kesebiliyor. Burada şunu konuşmaları lazım. Hocam bizdeki sıkıntı ne? 3 tane sebep her zaman sayıyorum. 1 embriyo kalitesi, 2 rahimsel problemler, 3 vücutsal problemler. Bunlardan hangisi? Bir de 4 hiçbir şey bulunamıyor. Bu 4. grubu zaten konuşmaya gerek yok. Biz bu 3'ünün üzerinde duruyoruz. Şunu soracaksın. Hocam bizim, daha doğrusu benim eşimin sperminde sorun var mıydı? Şimdi hekim evet senin sperminde sorun vardı dese hasta ne der? O zaman o sorunu çözüp sonra başlasaydık hocam der. O yüzden kimse bu topa girmiyor. Kendiniz araştıracaksınız. Bir kişi sperm testi olmadan, bir kişi rahim filmi olmadan tüp bebek yaptırmamalı. Nokta. Yaptırdığınız spermde bozukluk var. Nasıl bakıyoruz? Hareket, şekil ve sayı olarak 3 parametremiz var. İşte bu morfoloji yazan %3, %2, %1 gibi morfoloji bozukluğu olan hastalarda biz bu mikroçipi uyguladığımız oluyor. Embriyolog seçemiyor mu? Embriyolog da seçiyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda arada ciddi bir fark yok. O yüzden vay çikolata kistim var. İşte bana çok güzel embriyo verildi. Size çok güzel embriyo verildiyse mikroçiple falan uğraşmayın kesinlikle. Embriyo kalitesini siz aşmışsınız. Eşinizde ve sizde yumurta ya da sperm hücresinde bir bozukluk yok. Nerede sorun? Ya rahminizde, tüplerinizde ya da vücudunuzda bir sıkıntı var. Bunun üzerine düşmek gerekiyor. Bunu da nasıl düşersiniz? Hastalıkları bilirseniz. Yani bir hekimin kafasında 100 tane hastalık çeşidi varsa tanı koyması çok kolay oluyor. Ama bir hekimin hastalık anlamında kabaca bildiği 10 tane hastalık varsa, diğer 90 hastalığı henüz kendi de bilmiyorsa hastada tanı koyması da giderek zorlaşabilir. Evet, hastalar oldukça araştırıyor. İyi günler, iyi yayınlar. Değerli hocama bir sorum var. Yapılan ilaçların içeriklerini merak ediyorum demiş. İçerikleri kadar merak ediyorlar değerli hocam. Şu anda da içerikleri nasıl anlatalım? 4 yıllık evliyim, 38 yaşındayım. Sol kanalımda sıvı birikmesi olduğu için yapılan aşılamalar tutmadı. Tüp bebek tedavisi de tutmaz diyorlar. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz demiş. Yani aslında cevabı kendisi vermiş. Yani bir kadının tüpünde sıvı birikimi varsa biz buna hidrosarpings diyoruz. O biriken sıvı maalesef rahim duvarına tutunmayı bozuyor. Bu tarz hastalarda net olmak lazım. Yuvarlak konuştuğunuzda hasta şunu diyor. Evet. Hocam diyor tüpümü aldırmak istemiyorum, tüpümü bağlatmak istemiyorum. Hastaya şunu demeniz lazım. Şimdi senin apandisitin iltihaplandı. Apandist oldun. Karnın ağrıyor. Bu almazsa ne oluyor? Vücuda zarar veriyor. Enfeksiyon. Bu da aynısı. Tüpün hasarlanmış. Tüpün içinde sıvı birikim var. İltihaplanmış. Şimdi bu örneği verdiğimde hocam haklısınız diyor. Eğer zararlı bir organ vücudumuzda varsa bunun alınmasında ya da aradaki bağlantının kesilmesinde herhangi bir zarar yok. Ama siz yuvarlak konuştuğunuzda ya bu tüpünü işte hadi gel yapalım neyse dediğinizde ve yaptığınızda olmuyorsa hasta bunu yazıyor. Bak diyor solda sıvı vardı hoca yaptı olmadı. 2-3 ondan sonra karşılıklı iletişim bozukluğu başlıyor. Eğer tüpünüzde yani rahim filminde görmek isterim bu hastamızın. Tüpünüzde sıvı birikimi varsa bırakın aşılamayı tüp bebeğiniz bile riske girer. Dolayısıyla ona yapılacak müdahale neyse onu yaptırın. Genelde de tüp açma ameliyatı yaptırıyorlar. Çok fazla tavsiye etmiyorum. Aynı şeye benzetiyorum. Bir naylon yanığı düşünün Aytül Hanım. Bir poşet ocakta ya da ısıya yaklaştırdığınızda büzüşüyor. Onu sizin tekrar düzeltmeniz nasıl mümkün olmuyorsa. Tüp de hassas. Tüpün ucunda fimozis dediğimiz, tüpün ucundaki bu fimbria dediğimiz yapılar bozulduğunda, kapandığında
siz ucundan azıcık küçük bir delik açsanız bile bu tüp şey yapmıyor, fonksiyonunu kaybediyor. Dolayısıyla fonksiyonunu kaybeden tüp tekrar kapanıyor. Hastaya tekrar bir ameliyat. Yani bu konularda radikal yaklaşmak lazım. Hastaya net söylemek lazım. Ben de tüp bebek işine girene kadar bu tarz söylemlerim olmuştu ama yakın takip ettiğimizde tüpte sıvı birikimi eşittir operasyon. Ona da dikkat etmekte fayda var. Diğer hastamızda da ilaç içerikleriyle ilgili şu an bu programda bir yayın yapmamız zor. Evet. Kendisi ilaç içeriklerini bakabilir prospektüsün içerisinden. Sadece şunu söyleyebiliriz. Vücuda herhangi bir yan etkisi yok. Kanser yapıcı etkisi yok. Aşırı bir ödem ya da kilo alımına sebep olmuyor. Ama tedavinin bütününü düşündüğünüzde strese bağlı ister istemez kilo alışı yapıyor. Onun da verilmesi kolay olur diye düşünüyorum. Sadece hafif bir göbek bölgesinde kalıyor. Ona da spor yapmanız gerekiyor. Dikkat evet. edersiniz, sağlıklı beslenirsiniz. Hakikaten normal kilonuza inebiliyorsunuz, onu da söyleyelim. Hemen fiyatı sormuşlardı değerli hocam. Fiyatı da mikroçip uygulamasında bir tık yukarıda bir uygulama değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam 2000 TL gibi bir artı maliyeti var. Tüp bebekte kullandığımız evet. şeyde. 1000 ya da 1500 TL civarında da aşılamada. Ek bir maliyeti var. Onu bunda... dediğim gibi 444-85-13 nolu telefonları arayarak hastaneden öğrenmeleri daha doğru. Çünkü emin olun bazen muayene ücretim değişiyor mesela. Haberim sonradan oluyor. Dolayısıyla ben bir hekim olarak çok fiyat noktasında takılmayı sevmiyorum. Yani çok şey de bulmuyorum. Yani bir hekim fiyatlar noktasında bilgi sahibi olması bence garip geliyor bana, bilmiyorum evet, bu benim düşüncem. Soruyorum işte değerli hocam, geleceğim bir muayene olacağım ya da bir tahlil isteyeceğim, hayatım hiç bilmiyorum hemen diyorsunuz. Arkadaşları... Evet, o anlamda ekip güzel bir ekip, arkada çünkü güzel çalışan bir ekip. Çünkü şöyle oluyor, yanlış anlaşılmasın, hem hekim objektifliğini yitirebiliyor. Yani bir şeyin maliyetini bildiğiniz zaman ya da hastadan, çünkü bizler özel sektörde çalışıyoruz. Şimdi bildiğin zaman aklın şaşabilir. Bir, nefsine hakim olmak açısından fiyatı bilmiyorum. İki, maalesef Kayseri biliyorsunuz ticaretin göbeği. Şimdi fiyatı söylediğiniz anda hasta sizinle pazarlık yapmaya başlıyor. Hocam işte durumumuz yok, asgari ücretle çalışıyoruz. Ya konuşma, öyle bir gidiyor ki benim direkt modum düşüyor. Yani direkt böyle elim yüzüm kızarıyor, cevap veremiyorum. Ya diyorum şu konuşma nasıl bitecek? Hani... Çünkü benim inisiyatifimde olan bir şey de değil. Hani kendim yaptığım eleme, göz nuru bir şey olsa, bir hani kalem olsa mesela, al sana 10 lira değil de hani 8 lira olsun derim, ama benimle ilgili olmayan bir şeyde fiyat konuşmak da bana çok mantıklı gelmediği için buradan tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar, fiyatlar hakkında bilgim yok. Evet, şimdi değerli hocam yavaş yavaş da havuz yöntemine geçelim istiyorum. Tamam. Çünkü onunla ilgili sorularımız gelmeye başladı ve zamanımız da kısıtlı. İsterseniz önce havuz yöntemi nedir? Şimdi havuz yöntemi sizin de isminden anlayacağınız gibi biriktirmeye yarıyor. Yani suyu biriktirdiğinizde ne oluyor? Bir havuz oluyor. İçinde ferah ferah yüzebiliyorsunuz. Embriyo transferi yapmadan embriyoları mı biriktiriyoruz değerli Aynen hocam? Aynen öyle. Genelde de tek embriyosu olan hastalara bunu teklif etmek gerekiyor. Şimdi burada genelde acele ediliyor. Mesela hasta 42 yaşında gelmiş. 3 tane yumurtası toplanmış. Bir tane 3. gün embriyosu elde edilmiş diyelim. Hemen hastaya bu naklediliyor. Olumsuz olursa da nasip değilmiş deniyor. Şimdi peki şu soruyu soralım. Bu hastada ikinci bir deneme yapsak, orada da yine 3 yumurta toplasak ve o hastanın bir embriyosunu dondurmuş olalım bir öncekinden, İkinci siklusundan da bir embriyo gelişmiş olsun. Ne etti? İki embriyo. Bir kere şunu hepimiz biliyoruz. İki embriyonun başarı şansı tek embriyoya göre yüksek. Doğru mu? İki, dondurulmuş embriyo transferinde başarı şansı taze transfere göre yüksek mi? O da yüksek. Ne yaptık? Katmerledik. Yani bir hasta az yumurtan var, tek embriyon var diye ümitsizliğe kapılmasın. Ama bunu hasta düşünemez. Bunu hekim teklif etmek zorunda. İşte hastanın durumu iyi değildir. Hasta zaten bir tane tüp bebeği zor yapmıştır. Bunlar hekimlik kısmı değildir. Hekim bir hastaya en uygun tedaviyi anlatmakla mükelleftir. Ben bazen bunu söylerim. İşte hastaya rahim filmi öneriyorum. Diyor ki benim sadece aşılama yapmaya param var hocam diyor.
Ben diyor Ryan filmi çektiremem diyor. Ben de diyorum ki kusura bakmayın, o zaman size aşılama yapmayalım. O yapacağımız ücrete Ryan filmi çekelim. Niye? Tüplerin kapalıysa sana aşılama boş yere yapılmış olmaz mı? Evet. Bunun mantığını anlattığın zaman vatandaş buluyor, buşuruyor, bir yerlerden temin ediyor ve başarıyı elde etmek için bütün yolları deniyor. Yeter ki siz hekim olarak bunu anlatın. Havuz yöntemi de şu. Tek yumurtası olan ya da ilerleyen süreçte yumurtasının azalacağını düşünen hasta gruplarında fazladan embriyo biriktirme yöntemi. Evet, her biri bir seans. Bu soru çok soruluyor bize. Hocam diyor havuz yöntemi mesela iki kez tüp bebek deneyeceğiz, iki kere yumurta toplama işlemi yapılacak. Biz iki kere mi para ödeyeceğiz? Maalesef öyle. Çünkü arada bir süre olunca açılan malzemeler de sıfır açıldığı için. Ama farklı ücretlendirmeyle yapıyoruz biz bunu. Yani bir kişi bize tüp bebek başarısızlığıyla geldi. Bir önceki denemesi bizde olduysa, ikinci denemesinde nasıl indirim yapıyorsa, havuz yöntemi düşünen hastada da maddi manevi hep yanındayız. Tek embriyosu var. İkinci embriyoyu yanına koymak için bunu donduruyoruz ve bir siklus daha deniyoruz. Oradan dondurduğumuz embriyoyu diğerini yanına koyup hastayı transfer ediyoruz. Kabaca bilinen havuz yöntemi bu. Ama bir de mesela hasta şunu diyor, hocam tamam diyor, bizim iki tane embriyomuz var ama bizim hedefimiz diyor tek çocuk değil ki diyor. Eşimin yumurtası azalıyorsa, erken menopoza giriyorsa, hatta ve hatta bekar, yumurtası azalıyorsa bunlarda da havuz yöntemi yapıyoruz. Spermde yapmıyormuş, spermde de yapıyoruz. Hastadan tek seansta mesela 3 sperm çıktıysa biz ne yapıyoruz? Bu 3 spermi donduruyoruz. Bir 3 gün sonra tekrar sperm örneği alıyoruz. Oradan çıkan 5 spermi de donduruyoruz. Yani bu da aslında havuz yöntemi. Mantığı önümüzü görerek geleceğe yatırım yapmak. Fazladan embriyo dondurmak, fazladan yumurta dondurmak, fazladan sperm dondurmak. Tabii maddi imkanlar el verdiğince. Böyle bir sürü hastamız var. Siz yeter ki bu yolu onların önüne sunun. Kişiler düşünür. Sonra şu oluyor Aytun Hanım. Bize bu söylenseydi, mesela tek embriyo nakli yapılmadan önce 42 yaşında bir bayan ya da 38 yaşında başarının fazla olacağı, havuz yönteminin yapılacağı bize söylenseydi biz yaptırırdık diyen o kadar fazla hasta var ki. Ama hadi gel yapalım dediğimizde maalesef herkes yaptıramıyor. O anlamda bize hekimler olarak başarılı tedavileri anlatmak zorundayız. Evet değerli hocam, şimdi gelen sorulardan bir tanesi de ayda kaç kere yumurta toplama işlemi yapılıyor tüp bebek tedavisinde diyor. Benim de bir arkadaşım 39 yaşında ve şu anda havuz yöntemini kullanıyorlar. Hı-hı. Hemen ne kadar sürecek bu süreç dediğimde doktorumla birlikte gidiyoruz dedi. Bu sürecin belli bir zamanı var mıdır yoksa işte nedir, bir yıl toplayacağız ve sonrasında mıdır? Nedir değerli hocam? Hayır, yani burada hastayı çok da yormamak gerekiyor. Benim uyguladığım tekniği ben söyleyeyim. Hasta adetinin ikinci günü geliyor. Toplam bir 8-10 günlük yumurta gelişim süreci var. Yumurtaları topladıktan bir hafta 10 gün sonra hasta bir adet oluyor. İşte bu adet döneminde de tekrar başlanabilir. O sonraki adet dönemi beklenip bir sonraki adetinde yani bir es vererek hastanın vücudunu dinlendirip hemen ikinciye de başlayabiliriz. Yani 28 günlük bir döngü. 28 günlük. Peki şeyin avantajı ne? Mesela yumurtayı topladık, bir hafta sonra adet olduk. Orada yumurta toplamanın avantajı ne? Sizin bir hafta önceki ilaç etkiniz ya da uyardığınız yumurtalar o 7-10 gün sonra etkisini devam ettiriyor. Dolayısıyla orada bir ya da iki yumurta fazla toplanabilir. Ama böyle her ay gel yumurta toplayalım, her ay gel işte bir yıl boyunca yumurta toplama ben hiç duymadım. Yani orada biraz da önümüzü görmek lazım. Ama talep edildiğinde yapılabilir mi? Yapılabilir. Bana çok mantıklı gelmiyor. Bunun dışında hastalara işte ayda bir siklus yaparak vücuduna zarar vermeden, ilaç dozlarını çok fazla artırmadan yapılabilir. Ama hasta kanser hastasıdır mesela. Meme kanseridir. Radyoterapi, kemoterapi alacaktır. Bu hastalarda da elimizi çabuk tutmamız lazım. O zaman devam eden siklus dediğimiz birinci yumurtayı, ikinci yumurtayı topladıktan sonra hemen ilk adetinde hatta adet olmayı beklemeden uyarıp yumurtasını topladığımız hasta var Aytül Hanım. Kişiye özel tedavilerle yapıyoruz. Kişi bize durumunu söylüyor. Biz onun için başarılı olacak yöntemi belirliyoruz.
Oturuyoruz, bir planlama yapıyoruz kabaca. Evet, düşük yumurta rezervi anne olmaya engel midir demiş anne adayımız. Değildir. Yani bu net sorulara net cevap veriyorum. Nasıl ki AMH'nın 0.01 olması, işte FSH'ın 50'ler civarında olması, siz artık gebe kalamazsınız demeyi gerektirmiyorsa ya da siz erken menopoza girersiniz demememiz gerekiyorsa, erken yumurtalık yetmezliği ya da azalmış yumurta rezervi, hele hele böyle hastalar gebe kalıyor. Peki bunlarda bekleme süremiz ne? Bu çok önemli. Eğer hastamız 35 yaş altındaysa ne dedik? Bir sene deneyin. 35 yaş üzerindeyse bu soruyu soran hastamız ve azalmış yumurta rezervimiz varsa 6 ay. 40 yaşını geçmişse de 3 ay bekleyecek. Efendim ben 6 ay beklemek istiyorum. Riske girersiniz. O az olan yumurtayı da kaybedersiniz. Bu sefer tüp bebek yap deseniz de maalesef elimizde malzeme olmayacağı için ya da az olacağı için başarı şansımız düşer. Bunu da böyle vurgulamış olalım. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok keyifliydi. Sorular güzel geldi. Hatta hala gelen sorular var. 4. denemem, 39 yaşındayım diye. Diğer soruları değerli hocamın tüm sosyal medyalarında ulaştırabilirsiniz. Bize ulaştırdığınızda hocama iletiriz. Güzeldi. Evet. Ben de kendi adıma keyiflendim ve bilgilendim. Hatta dedim ki keşke ben de ilk zamanlar bunu bilseydim de dondursaydım yaşarkenken. Toplatsaydım ama evet. Yaş geçti. Hemen onu da sorayım hocam. İşte 44 yaşında böyle bir uygulama yapılabiliyor mu? 43 yaşında. 40'tan sonraki uygulama ne? Yani 43 yaş bizim için çok kritik. Yani 43-45 yaş arası hastaya şunu söylemek lazım. Yani embriyonuzu dondurduğunuz ya da yumurtanızı dondurduğumuzda bunun geri dönüşü beklediğimiz kadar olmayabilir. Yani gebelik ihtimalleri düştüğü için hastaya net cevap vermek lazım. O yüzden hazırlığını 42 yaş öncesinde yaparlarsa daha iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Rica o ederim. Zaman 40 milat her anlamda. O yüzden 40'a gelmeden bence bebeğinizi istiyorsanız bütün yolları denemekte fayda var diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.